bu acil durumlar neler? Trafik kazası, bisiklet kazası, hırsızlık, orman yangını, daha sonra bir sürü doğal afet olduğunda artık sadece tek bir numarayı arıyorsunuz. O da 112. Acil durumda. Acil durumda. Tek numara. Tek numara. 112. 112. Çok etkili olduğunu düşünüyorum eğitimin. İlgiyle izlediler zaten. Kalıcı olacağına inanıyoruz. Balonlar falan çok mutlu oldular. Böyle etkinliklerde bunlar çok önemli. Bilinçli olacaklarını düşünüyorum. Biz de destekleyeceğiz tekrar konuyu, hani unutmamaları ve kalıcı olması adına. Bugün etkinliklerle muhtemelen pekiştireceğiz bu konuyu. Ailelerden de yardım isteyip hem adreslerini öğrenmelerini hem de nasıl ihtiyaç duyduklarını nasıl kullanmaları gerektiğini mutlaka biz de vurgulayacağız. Bu sebeple daha böyle etkili ve kalıcı olacağına inanıyorum. Bizim eğitim programımızda da olan bir konuydu. Çok mutlu oldum tekrardan bu şekilde pekiştiği için. Çünkü acil durumun bilinçlenmesi çocuklarda, hani erken yaşta da çok önemli, ileriki yaşlara aktarılması açısından. Eminim çocuklar hepsi eve gittikleri zaman da annelerine ve babalarına anlatacaklar. Biz de bu konuda onları destekleyeceğiz. Zaten haberimiz vardı ve çocuklara da iletmiştik tek numarada toplandığını, 112 ile toplandığını. Elimizdeki çok yumuşak bir hamur. Nasıl şekillendirirsek öyle gidiyor. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş öğrencilerimiz. Yani her türlü bilgiye çok açıklar. Ve böyle bir durumda da dediğim gibi anne babalarını da bilinçlendiriyorlar ve söylüyorlar. Çok anlamlı bir eğitim oldu. Teşekkür ederiz tekrardan. Gereksiz yere ararsak ceza yazılıyormuş. Tek numara 112. 112 yangınlarda, sağlık durumlarında, trafik kazalarında bize yardım eden bir hizmet. 112 öğrendik. Ambulanslar, polisler, jandarmaları öğrendik. Meşgulleri oyuncuktan arayamamalıyız. Çünkü onların başka insanlar için güvenlik işleri var. Ben geçirdim. İyi günler.